36. ayette kalmıştık. 36. ayetin bir kısmını anlatmıştık. Bir kısmında kalmıştık. Orada demiştik ki Yüce Allah bu ayeti kerimede Müslümana ve insanlara şunu anlatıyor. Bir insanın istifade etmiş olduğu değerlerin, maddi değer olsun, manevi değer olsun, bu değerleri tercih ederken nasıl kullanacağını, nasıl karar vereceğini, nasıl tercih edeceğini ve neyin neden üstün olduğunun bilgilendirmesini yapıyordu Allah-u Teala. Geçen hafta bu kısma kalmıştık. Ve o kısımda Allah-u Teala Müslümanın şimdi bu günden itibaren bu vaazımızda bu tercihi mükemmel yapan insanın dünyayı mı, ahireti mi, ebedi olanı mı, daha kalıcı olanı mı, insanlığa daha faydalı olanı mı, yoksa geçici olanı mı? Bu aynı zamanda kafirle Müslümanın arasını ayıran bir durumdur bu. Yani bu tercih konusu inananla inanmayan insanın davranış biçimini farkını ortaya koyuyor. Şimdi Allah-u Teala isterse İbrahim suresinde olsun, isterse Nahil suresinde olsun, yani şu anda aklıma bir anda gelen ayeti kerimeleri söyledim size. Şöyle söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Kafirler dünyayı ahirete tercih ederler diyor Allah-u Teala. Peki Müslüman ne yapacak? Kafiri böyle anlattığına göre burada da Müslüman anlatıyor. Burada da diyor ki Allah-u Teala Müslüman daha kalıcı olanı, daha ebedi olanı, daha insana yarayanı tercih eder. Kimdir bu iman eden adam? Vasıfları nelerdir? Bunu anlatacak bize bugün. Şimdi bu girişten sonra Allah-u Teala diyor ki لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا Hayrun ve ebka kelimesini kullandı. Yani Allah katında olan daha hayırlı ve daha kalıcıdır dedi. Bunu kim düşünür diyor Allah-u Teala. Kim bu daha kalıcı olanı tercih eder? Birincisi amenu, iman eden adam. Ha, iman sadece Allah-u Teala'ya inandım, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demekle olmuyor. İmanın en büyük belirtisi uzun vadeli düşünür Müslüman, ahirete müteallik düşünür. Yani hayatının geleceğini, öteki dünyaya göre bu dünyayı planlayan adamdır. Bakınız, iman bu demekmiş. İman bu demekmiş. Allah'a inanmak bu demekmiş. Bize deseler ki şimdi sizlere, benim talebemsiniz. Ya iman ettim ne demek yani? Müslüman ne demek ya? Ne sağlayacak bana iman? Et desem ne olur yani Allah Allah. Dese. İşte Müslümanın farkı burada. Uzun vadeli düşünce biçimini temin eder insana, Müslümana. Bu ne demektir? Daha evvel ufak bir bahsetmiştim. Uzun vadeli düşünen adam bu dünyayı öteki dünyaya göre ayarlar. Bir şehir planlaması yaparken 500 sene sonra bu caddeden kaç tane araba geçeceğini düşünür işte. İmanın şehircilik planına yansıyan kısmıdır bu. Ahirete inan işte budur işte. Geleceğini, istikbalini bir siyaseti düşününüz, bir devlet projesini düşününüz. İşte 1300 tarihinde devleti kuran Osmanlı 2000 yıllarına yürüyen bir devlet kurmuş. Daha geleceğe yürüyen bir devlet kurmuş. İşte onun temelleri böyle atılmış. İman buymuş. İşte demek ki daha değerli yakalayan adam ve ebedi kalıcı hayatı ve ödülleri veya mükafatı veya ürünü kim tercih edermiş? Kim buna bel bağlarmış veya onun uğruna koşarmış? Amenu. İman edenler. İman. İman olmadan bu iş olmuyormuş. Ve alâ rabbihim yetevekkelûn. İkinci vasfı. Rablerine dayanırlar, tevekkül ederler.
İkinci özellik bu. Bak şimdi burada namaz falan yok. Burada namaz falan yok yani. Burada ayrı bir sistem koyuyor Allah-u Teala. Sistem bakla. O belki gelecek, namaz gelecek mi burada bilmiyorum. Ha geliyor. Çok aşağıda. O bayağı 7. 5. kaçıncı sırada gelecek sayacağız onu şimdi. Demek ki yetevekkel ala rabbihim. Rablarına yetevekkelün yaparlar. Şimdi bu ne demektir? Tevekkül kelimesini ele alalım. Bunu hocalarımız uzun uzadıya size anlatmıştır. Bunları dinlemişsinizdir. Fakat tevekkül kavramı şudur. Aslında mana şey yaslanmak, işini havale etmek, dayanmak, vekil tayin etmek. Tıpkı milletvekili olarak tayin ediyoruz ya, işlerimizi onlara teslim ediyoruz da diyoruz parlamentoda bizim işimizi gördüğü ya her şehir, her şehir halkı. Aynı şekilde Allah'ı vekil edinme olayıdır. Tevekkülün manası bu. Allah'ı vekil edinme. Benim işlerimi Allah'ım çözecek demektir. Bunu iman etmeyen diyemez. Önce iman onun için. Birinci iman. Şimdi buradaki tevekkül nasıl olacak? Buradaki tevekkül şu. Kul, insan kendi iradesine düşen bütün işleri, faaliyetleri yapacak da ondan sonra Allah'ı devreye koyacak. Yani ben otururken oturdum Allah'ım benim için çalışsın. Olmaz. Allah senin için fabrikayı idare etmez. Allah-u Teala senin için fabrikanın işinin düğmesine basmaz. Gidip tarlasına çalışmaz senin. Kazmayı eline alıp da Allah çalışmaz, öyle şey yok. O kazmayı sen vuracaksın. O faaliyeti sen yapacaksın. Ondan sonra diyeceksin ki ya Rabbi benim gücüm bu. Bunu sana bıraktım. Bundan sonra sana ait. Bunun sistemini İbrahim Aleyhisselam ile cemaatinin, ümmetinin 28. cüzde bunu anlatması var. Bakın şurada. Bak şimdi diyor ki, yukarıda anlatıyor Müslümanın şeyini, Hazreti İbrahim'in kendisini ve ümmetinin şeyini, düşünce yapısını, davranış biçimini anlatıyor da, anlatıyor da ayetin sonuna şöyle bir dua yapıyorlar. Şimdi oraya anlatmaya girsek vaazımız biter olmaz. Fakat ayetin sonuna şöyle diyorlar. Hazreti İbrahim ve ümmeti. Rabbena aleyke tevekkelna ve ileyke enebna ve ileyke mesir. Bunu o kadar önemliymiş ki bu dua, Hazreti İbrahim'in ve ümmetinin duası, Allah bunu Kur'an'a bize göndermiş. Neymiş manası? Ya Rabbi sana dayanıyoruz. Seni vekil tayin ediyoruz işlerimizde, sana yöneliyoruz ve dönüş sanadır diye. Bakınız, sistem bu. Şimdi demek ki işinizi yapıyorsunuz, bütün imkanları hazırlıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Allah-u Teala çalışmadan bir insanın kafasına bilgiyi akıtacak olan sadece peygamberlerdir. Biz değil yani. Biz çalışmadan bilgi edinemeyiz. Bu mümkün değil. Allah verecektir ama çalıştıktan sonra Allah'a bırakacaksın işini. Ve ana rabbihim yetevekkelun. Buradaki bir mana daha var. İmanla ilgili kısmı var. Çünkü imanla yan yana burada. Tevekkül şudur. Müslüman işlerini başkasına havale etmez. Şirk olur. Şirk olur. Müslüman işlerini Allah'a havale eder. Bu nasıl olur? Bakınız bunu size söyleyeyim. Bir örnek göstereyim size, eğitimden bir örnek göstereyim. Hazreti Adem'in hanımı Havva annemiz gebe kalınca döndü Allah'a yalvardılar. Ya Rabbi bize hayırlı bir evlat ver. Bize hayırlı evlat verirsen sana şükredenlerden olacağız diye Allah'a yalvarıyor. Bir peygamber bile çocuğunu terbiye etmekle kendini yeterli görmüyor. Allah'ın müdahalesini istiyor. Gençliğimizde çocuklarımıza böyle dua ettiğimiz var mı? Biz zannediyoruz ki en güzel okula okuturum çocuğumu, iyi insan yaparım onu. Kolejlere okuturum onu, büyük üniversitelere, işte böyle kavgaları görüyorsunuz işte. Ya. Böyle adamları yetiştirirsiniz, sonra böyle giderler, böyle kavgalar olur üniversitenin içerisinde. Duasız çocuk olmaz. Tıpkı susuz çelik olmayacağı gibi. Eğitimde dua, çelikte su neyse o fonksiyonu görür. Tamam, çeliğe su vermezsen çelik olmaz. Dolayısıyla işte burada bir misal verdim size. Bir insan kendine güvenip de Allah'ın yardımını dilememesi şirktir. Dilemesi tevekküldür.
İşte bu eğitimde bunun size canlı bir misalini verdi, hem de peygamberden, Adem Aleyhisselam'dan. Şimdi demek ki bir Müslümanın ikinci vasfı yahut uzun vadeli düşünen veya inanan, tercih yapan adam, ikincisi Allah'a işlerini havale eden adamdır. Bunu toplumsal olarak düşününüz. Bir millet bütün gayretini sarf edip Allah'tan bekleyecek ki o toplumun elinden Allah tutsun. Onu ileriye götürsün. Üçüncüsü, وَالَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَلَبُهُمْ يَغْفُرُونَ. Üçüncü vasfı Müslümanın, ne oluyor buna ya? وَالَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ, günahların büyüklerinden kaçınırlar. Yani bir Müslümanın iman ettiğine, tevekkül ettiğinden sonra ne yapması gerekiri anlatıyor Allah-u Teala. Kebair al-ism, ism günah demek, kebair büyük demek. Yectenibune kaçınmak demek. Büyük günahlardan kaçınırlar diyor Allah-u Teala. Devreye girdi, büyük günah nedir? O girdi devreye şimdi. Şimdi vel fevahişe, fuhuştan kaçınırlar. Bu onların üçüncü vasfı oluyor. Büyük günahlardan ve fuhuştan kaçınma. Bak, fuhuşu ayrı zikretti. Büyük günahların içerisinde aslında. Fevahiş, fuhuş aslında büyük günahların içinde olmasına rağmen büyük günahları ayrı almış, fevahişeyi ayrı almış. Ona özen bir önem vermiş Allah-u Teala. Öne ayrıca almış yani. Şimdi bu ayeti kerimeden Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde var. Bir tanesi Necim suresindedir. Necim suresinin ikinci sayfasında Allah-u Teala der ki اَلَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا الْلَمَمْ. Orada lemem kelimesini kullanıyor, burada kullanmıyor orada. Lemem demek küçük günah demek, küçük. Küçük. Böylece günahların büyüklüğü, küçüklüğü o ayette mevcuttur yani. Necim suresinin ikinci sayfasındaki ayette. Demek ki bir büyük günah var, bir küçük günah var. Bu kafadan konmamış bu iş. Bu Kur'an'a dayanıyor yani. Günahların büyüklüğü, küçüklüğü. Burada büyüğünü bahsediyor da küçüğünü söylemedi. Küçüğünü orada söyledi. İlla lemem. Lemem hariç diyor Allah-u Teala. Yani küçük günah benim kulum yapar diyor yani. O olur diyor yani. İşte ara sıra kaçırır diyor yani. Ama büyük günahı yaklaştıramıyor kuluna Allah. Büyük günahı yaklaştıramıyor. Şimdi nedir burada günahın büyüğü? Arkadaşlar, alimler buna münakaşa yapmışlar. Müfessirler buna münakaşa yapmışlar. Tartışmışlar. Kimisi demişti büyük günah şirktir demiş. Bazıları demiş ki hayır, şirk buraya girmez. Girer girmez münakaşa etmişler. Biz o münakaşayı bırakalım bir tarafa. İman edip de büyük günahtan sakınma. Demek ki şirki dışarıda bırakmış. Lüzumsuz münakaşa etmiş alimler. Çünkü ayeti kerimenin başında zaten iman etmiş diyor adam. Öyleyse burada büyük günahtan çekinme, şirkle alakası yok bu işin. Çünkü iman etmiş olan bir adam, eğer iman etmişse şirk yoktur onda. Şirk varsa zaten o zaman müşriktir, iman etmiş demez ona Allah. Yani ayeti kerimenin bir evvelki kelimesiyle bir sonrakini izah edememişler, münakaşa etmişler, lüzumsuz yere münakaşa etmişler. Bana kalırsa, burada bir Müslümanın çekinmesi gereken günah-ı kebairden bahsediyor, müşriğin değil. Onların alakası yok. Dolayısıyla bu günah-ı kebairin birincisi arkadaşlar, kul hakkıdır, anne baba hakkıdır. Kul hakkının en büyüğü odur. Kul hakkının en büyüğü anne baba hakkıdır. Bunu unutmayacaksınız. Tamam mı? Kul hakkının. Ondan sonra bizim dediğimiz, yani kul hakkı dediğimiz zamanda pek çok şey al. Komşunun hakkını yemişsin, komşunun gıybetine konulmuşsun. Bak, gıybet bu kul hakkına girer. Yani anne baba hakkı, gıybet gibi büyük günah bu yani. Gıybet büyük günah. Biliyorsunuz onu anlatmıştım size, hatırlarsanız. Kardeşinin ölünün etini, ölü kardeşinin etini yemek gibidir diyor. Bundan daha büyük günah olur mu? Hiçbir günahı böyle tarif etmiyor Allah-u Teala.
Bu gıybet bizim en büyük yaptığımız iş. En büyük yaptığımız iş. Şimdi günah-ı kebair'in bir büyüğü daha nedir? İçki içmek. Alkol. Şöyle söyleyelim arkadaşlar, günah-ı kebair'i anlatmak için hepsini saymamıza lüzum yok. Şöyle söyleyeyim size. Toplumun düzenini bozan her şey günah-ı kebair'e giriyor. Öyle 6 tane günah-ı kebair varmış. Bırakın bunları şimdi. Bırakın bu işi. Kaç tane günah-ı kebair var biliyor musun sen? Toplumun düzeni, fasıklık en büyük günahtır. Zulüm, siyasi bir adamsa, işverense, öğretmense, zulüm en büyük günahtır. Yani bu nasıl sayacağız? Bunu saymanın mümkün değil. Bu zulmün çeşitleri var. Zulmün çeşitleri var. Dolayısıyla demek ki şunu anlayacaksınız. Allah-u Teala toplumun düzenini bozan ve insana zarar veren, hatta insanın kendi kendine zarar vermesi bile büyük günahtır. Ona da zulüm diyor. Nefsine zulmeden adam diyor. Gördün mü diyor Allah-u Teala? Zulüm, nefsine zulmeden adam. Bu demektir ki eğer insanoğlu aklını bir tarafa atıp da nefsini öne çıkarıyorsa aklına zulmetmiş oluyor. Evet. Çünkü aklına hakkını vermedin. Hakkını yedin. Onun da hakkı var sende. Aklın da hakkı var. Nefsinin de senin üzerinde hakkı var. Bir adam kalkıp da kendini vuramaz yani. Yani bir adam kalkıp da cinsel duygusunu ortadan kaldıramaz. O küz gibi kendisini büremez yani. Zulmetmiş olur. Çünkü nefsinin de bir hakkı var üzerinde senin. Demek ki haklar sistemini çiğnadığınız zaman büyük günah içerisine giriyorsunuz. O sistemin içerisine girmiş oluyorsunuz. Yalnız burada bakınız, dikkat ederseniz fuhuşu ayırdı Allah-u Teala. Vel fevahişe demiş. Zina. Fuhuş. Ahlak sistemini bozmak. Toplumun ahlak sistemini bozarsanız Allah-u Teala diyor bu adam büyük sevabı yakalayamaz. Müslüman adam doğruyu, güzeli, daha güzeli, daha kalıcıyı yakalayacak olan adam bu günahlardan sakınması lazım. Bu günahlarla daha güzeli, daha iyi yakalayamazsınız diyor. Bir insan bu günahların içerisinde, bu batakhanede iken güzeli yakalayamaz. Bir insan güzeli imanıyla, bilgisiyle, tevekkülüyle yakalayacak, güzelden yakalayacak. Bar pavyondan yakalayamazsın diyor Allah-u Teala. Hakları çiğneyerek zulüm içerisinde bulunurken iyi yakalaman mümkün değil. Çünkü benim iyi dediğim şey, benim kalıcı dediğim şey oralarda yeri yoktur. Oralarda arayamazsın onu diyor Allah-u Teala. Batakhanelerde olmaz bu iş. İncitmelerde olmaz. Komşunu, insanları inciterek iyi yakalayamaz. Benim iyiyim orada arama diyor. Arama. Dolayısıyla fuhuşu bizatihi farklı olarak, ayrı olarak aldı burada. Allah-u Teala diyor ki fuhuştan Müslüman adam sakınır. Yani hani hatırlarsanız size ne demiştim? İnsanoğlunun vücudunda bir takım gümrükler var demiştim size. Hatırlarsınız değil mi? Sınırlarda gümrükler var. Göz, kulak, ağız, cinsel organlar. Bu cinsel organ denen gümrüğe iyi polis koyman lazım. Oradan içeri her şey girer ve senin devletini perişan eder. Casuslar içeri girer. Ve senin mutluluğunu bozar. O toplumun mutluluğunu bozar. Fuhuş yaparak Allah-u Teala diyor bana gelemezsin diyor. Benim iyimi yakalayamazsın diyor. Başkasının namusuna göz diken adam benim yanımda yeri yoktur. Öyle bir batakhaneden bana gelemezsin diyor. Kerhanede iyi yakalayamazsın diyor. Anladınız mı şimdi? Bunu ben söylemiyorum. Bunu ayet-i kerime söylüyor. Bu fuhuş kelimesinin pek çok yerde ayet-i kerimeleri var. Mesela İsra suresinin 4. sayfasında var. Var. Orada fuhuş kelimesini yine alimler biraz münakaşa etmişler. Fuhuş denen şey nedir filan diye. Bak gidersek o İsra suresinin 4. sayfasında Allah-u Teala orada bir tanım verecek ona. Bak şimdi. وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَ demiş bak. Zinaya yaklaşma, o fahişeliktir diyor. Bitti. Burada söylemiş onu demek ki. Fahişeyi burada zina ile anlatmış. Tanımını yapmış. Alimler lüzumsuz yere bazen tartışma yapıyorlar. Ayeti hatırlayamıyorlar.
Hatırlayamayınca da mülakaşa ediyor. Kendi kafalarıyla çözmeye çalışıyorlar. Ya kafanla çözebilir misin sen bunu? Bunu Allah anlatmış burada. Bunu bileceksin eğer alimsen. Değilsen o zaman tefsir yazmana lüzum yok. Kalkma tefsir yazmaya sen. Perişan edersin, bırakırsın aşağı. Efendim dolayısıyla demek ki orada fahişeyi anlatmış. Resmen zina olarak bunu vasıflandırmış. Ama fuhuş kelimesi yalnız zinada değildir ha. Pek çok konuda var. Mesela dedikodu, nemmamlık, söz taşıma. Bu gıybet de bunun içerisine girebilir. Yani dolayısıyla fuhuş kelimesi sadece bir zina ile anlatılacak bir konu değil yani. Mesela fuhuş. Fuhuşun aynı zamanda bir fikri cephesi vardır. Düşünce cephesi vardır. Yani bir insan nasıl gayrimeşru cinsel ilişkiye bulunursa, fuhuş yaparsa, insanların kafasındaki fikirler de gayrimeşru ilişkide kullanılırsa, kafada fuhuş var demektir. Anladın mı? Bazı alimler böyledir yani. Bazı insanlar böyledir yani. Zannedersin ilim adamıdır. Hayır efendim. Kafada bir sürü fuhuş var. Dişi fikirlerle erkek fikirleri nikahını kıyamayan adamlar kafalarında. Bu nikahı kıyıp da nesebi sağlam sentez yapamayan adam, bilgi üretemeyen adam, gayrimeşru ilişkide kullanılan adam. Anladınız mı? Demek ki fuhuşun bir de fikri cephesi var. Evet. Esas fuhuş orada. Çünkü Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor, Peygamberimiz öyle izah ediyor ki, zina ederken diyor bir adamın aklı başında değildir. Demek ki önce kafanın içerisine zinayı kuruyorsun, fuhuşu kuruyorsun, sonra onu icraata döküyorsun. Zina insanın kafasındadır, niyetindedir, beynindedir, kalbindedir, nefsindedir, yani içindedir. Öyleyse fuhuş bizim içimizdedir. Öyle. Organlar sonradan onun işini görüyor. Organ dediğin olay onun aletleri oluyor. Aslında fuhuş insanın iç alemindedir. Bunu Allah-u Teala anlatmış ve Peygamberimiz çok güzel bir tanım vermiş orada. Bir insan aklı başındayken zina etmez diyor. Bir başka bir hadisinde iman varken ona zina etmez diyor. Ya iman onu terk edecek diyor, o işi yapacak, ya iman o işe mani olur diyor. İkisinden biri diyor. Peygamberimizin hadisidir bu. Burada çok ilginç bir şey anlatmış. Psikolojik tahlil yapmış Peygamberimiz. O devirde 1400 sene evvel bu ayetleri yorumlarken Peygamberimiz fuhuşu psikolojik boyutuyla anlatmış. İnsanın içinde aramış onu. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Biraz fazla durduk bunun üzerinde. Ama bu çok önemli bir şey. Çünkü Allah-u Teala iki tane olumlu hareket vermiş. Birisi iman, birisi tevekkül. Bunlar olumlu. Ama bir de olumsuzu da bak. Şunları da yapmaz diyor. Yapmaz diyor. Bakınız buradan bir kanun çıkartıyorum size şimdi. Eğitim kanunu, bunu unutmayacaksınız. Bunu unutmayacaksınız. Bu vaazları unutacaksınız da, unutuyorsunuz da. Fakat bunu unutmayacaksınız. Bakınız. Allah-u Teala önce insandan olumlu şeyler ister. Ona olumlu vasıflar kazandırır. Sonra olumsuzları yapma der ona. Olumluyu kazandıramazsan insana, olumsuzu yaptıramazsın ona. Yani yasaklamadan evvel emir vereceksin. Onu eğiteceksin yani. Önce iman diyor, tevekkül diyor. Ondan sonra yasağı koyuyor. Önce yasağı koymuyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim'de bu Allah'ın metodolojisidir. Bunu dünyaya haykırmamız gerekiyor. Modern eğitim buna daha yeni geldi. Yani dünya eğitimcileri bu safhaya yeni geldi daha. Neymiş o kanun? O kanun bütün dünya eğitimcileri bunu kabul ediyor. Önce insana iyi vasıfları kazandıracaksın eğitimle, bilgiyle. O bilen insana diyeceksin ki şunu yapma. Bilmeyen adama şunu yapma denir mi? Bu mümkün değil. Kur'an böyle söylüyor. Demek ki önce müspet manada eğiteceksin, güzeli, doğruyu, gerçeği, hakikati, insana yarayanı, mükemmeli anlatacaksın. Ondan sonra diyeceksin ki bak şimdi mükemmeli anlattım sana, bunu yap. Demek ki Kur'an'ın, Allah'ın metodolojisi buymuş. Ve onun içindir ki Allah cahilleri, bilgisizleri sorumlu tutmuyor. Peygamber göndermeden sorumlu tutmuyor. Önce peygamber göndereceğim diyor, o insanlara anlatacağım diyor, ondan sonra ona diyeceğim ki şunu yapma. Demek ki bilgisiz bir teklifte bulunamazsınız insana. Önce insanı bilgiyle teçhiz edeceksiniz. Teçhiz kelimesini biliyorsunuz değil mi? Bu da Arapça. Teçhiz etmek, silahlandırmak demek.
Önce insanın eline silahı vereceksin, talimini yaptıracaksın, onu sadeceksin ha ki savaşa git. Yahu talim yapmamış, silah vermemişsin bir adama nasıl gidecek savaşacak? Hemen hemen kendini vurur o adam. Önce bilgilendireceksin insanı, sonra ona diyeceksin ki şu işi yapma. Çünkü bilinçli adamdır bu adam. Anlamıştır meseleyi. Neyi yapacağını, neyi yapmayacağını bilgisi var onda. Kur'an-ı Kerim'de bunun çok çok ayetleri var. Bir tanesi 8. cüzdedir mesela. 8. cüzün baştan 3. sayfası değil, 1, 2, 3, 4, 5. sayfası. 5. sayfasının son ayetidir. ذَٰلِكَ اَلَّمْ يَكُرْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْغُرَى بِظُلْمٍ وَاَهْلُهَا غَافِلٌ. Halkı gafil olan, bilmeyen bir kavmi helak etmem ben diyor günahından dolayı diyor Allah-u Teala. Gafil çünkü bilmiyor. وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَ İsra suresinin 2. sayfasının sonundan 2. ayetidir. Ben peygamber göndermedikçe insanlara ceza vermem. Demek ki bilgilendirme önce, sonra yasak. Burada da Allah-u Teala bu kanunu koymuş, bir dünya eğitimi buraya geldi. Yani dünya eğitimi Kur'an'a koşuyor. İnsanlar Kur'an'a koşuyor, inansalar da inanmasalar da. Kur'an'a inansa da insanlar, inanmasa da bütün dünya ilim adamları, objektif olan ilim adamları akıllarıyla Allah'a koşuyorlar. İşte tevhid inancı bu. Neymiş o demek ki? Önce insana doğru bilgiyi vereceksin, sonra yasak vereceksin ona. Önce yasak olmaz. Anlaşıldı mı? Şimdi ne etti bu? Üçüncü vasıf. Büyük günahlardan ve fuhuştan kaçınma. Ve izâ mâ galibûhum yâfırûn. Bu dördüncü vasıf. Neymiş o? Onlar kızdırıldığı zaman affederler. Yani bir insan kin beslediği zaman veya birine kin besleyecek bir davranışı karşısındaki adam kendisine yaptığı zaman o insan, o insanı affedebiliyorsa yeri geldiğinde o insan büyük adamdır diyor. Büyük hayrı yakaladı diyor. Büyük hayrı yakaladı, doğruyu yakaladı diyor Allah-u Teala. İyi yakaladı. Şimdi bu yavfurun kelimesi arkadaşlar gafara kelimesi emrini yerine getiriyordu. Neydi? Allah günah işlemez. Sümme haşa, Allah'ın günah işlemesi yok. Dolayısıyla Allah'ın öyle bir sıfatı yok. Allah'ın emridir. Günah işleme diyor sana. Ama buradaki adam, affeden adam Allah'ın sıfatını yeryüzüne yansıtıyor. İnsanı kamildir yani. Evet. Yani insanı kamili tasavvufta nasıl tanımlıyorlar? Doğru bir tanımdır yani. Doğru bir tanım olduğu için söylüyorum size. Bu tasavvufun tanımı değil. Öyle söylüyorlar onu alimler kitapları yazarken tasavvufla ilgili. Yanlış. Bu Kur'an-ı Kerim'in anlattığı şeydir. İşte ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'in anlattığını tasavvufa verirsen işte şirk yaparsın. İşte ilim adına şirk yaparsın. Anlaşıldı mı? Onu bileceksin sen. Tasavvuftaki alimlerin söylediği sözün Kur'an'dan geldiğini anlatacaksın. Bileceksin hangi ayetten olduğunu. Irmağın başına gideceksin. Suyun başına gideceksin. İşte burada Allah-u Teala diyor ki affeden adam Allah'ın sıfatlarını yeryüzüne tatbikata sokan adamdır. Bu müthiş bir olay. Çünkü gafur sıfatı Allah'ın sıfatıdır. Yavfurun yapıyor bu adam. Allah'ın sıfatını yeryüzüne uyguluyor. Böylece Allah-u Teala'nın bizim istediğimiz en büyük sıfatı nedir? Bana söyleyin bakayım. Af sıfatıdır tabi. Kim anladı onu? Sen mi söyledin? Ha, benim master talebem tabi bu. Bilecek onu. O bilir onu. Yani biz şimdi Allah'tan en çok ne isteriz Allah aşkına? Bize göre hepimiz günahtayız. Bizim için en büyük nimet Allah'ın bizi affetmesidir değil mi? Allah da kulundan kulunu affetmesini istiyor. Allah'ın istediği en büyük şey bu. Sen nasıl en büyük şeyi istiyorsan Allah da senden onu istiyor. Diyor ki benim en büyük adamım kimdir biliyor musun diyor Allah-u Teala kulum. Affeden adamdır diyor. Ben de öyle istiyorum diyor. Kulumu affedeceksin diyor. Affediyorsan sen de benim sıfatımı takındın. Sen ilahi adamsın tabiri var. İlahi adam.
Kur'an'da ilahi adam tabiri var. Nerededir hoca? Saçmalama hoca. Üçüncü cüzdedir. Üçüncü sondan ikinci sayfasının üçüncü ayetinde veya ikinci ayetindedir. Ma kana li beşerin en yukellimehul kitabe vel hikme ve'n nubuvvete summe yekule lin nasi kunu ibadelli min dunillahi velakin kunu rabbaniyine minkum. Rabbaniyine olun diyor Allah. Rabbani değil mi? İlahi adam olun. Allah'ın sıfatlarını yeryüzüne icra edin. İlahi adam olun diyor. Bak. Ayeti gördün mü şimdi? O dedi bana ki beni anlatmıyorsun dedi bana. Hoca efendi bu adam anlatıyorsun ama sen anlatamazsın. Senin kafan ermez oraya. Gel bana dedi bana. Ben de şimdi gidiyorum ona. Aha ikinci ayetmiş bak. Sondan ikinci sayfasının ikinci ayetiymiş. Şimdi bak burada ne diyor Allah'a? Velakin kunu. Olunuz. Emir. Emir. Namaz gibi. Emir. Rabbaniyyine bima kuntum tuallimune kitabe ve bima kuntum. Müthiş bir olay. Aman Allah. Bu ayete bak. Çevirdi bizi buraya, getirdi bizi buraya. Yolumuzdan çevirdi bizi. Diyor ki size öğretilenlerle ve sizin tedrisat yaptığınız, öğrendiğinizle ilahi adam olun. İlahi adam bilgiyle olunur diyor Allah-u Teala. Bilgiyle. Bak. İnsanı kamil ancak bilgiyle olunur. Cahil bir adam ben veli oldum diyemez. Böyle bir şey yoktur efendim. Böyle Allah'ın kelamını bilmeyen adam. Bir şey bilmeyen adam. Ben veli oldum, şeyh oldum, ben ne oldum? Böyle şey yok. Bak ne diyor Allah'a? Ben söylemiyorum. Bu ayet yeter ha. Bu ayet bitirir dünyanın işini. Şurası var yarım ayet ha. O yukarısı ayrı bir konuyu anlatıyor. Peygamberlerin kendilerini Tanrı yerine kuramayacağını anlatıyor da Allah-u Teala. Şimdi neyse orası bizim işimiz değil. Oraya girersek başka yerlere gideceğiz bu sefer. Bak şimdi şu ayetin üçte biri dünyayı çözüyor. Bir ayeti. Bak şimdi. Tekrar mana veriyorum. وَلَاكِنْ كُونُ Fakat olunuz diyor Allah-u Teala. Olunuz. Rabbani yine ilahi insanlar olunuz. İlahi adamlar olunuz. Allah'a yakışan adamlar olunuz. Allah'a mensup. Rabbaniyine. Aslı bunun Rab'dır. Rabbaniyine kullanmış onu, tekit için kullanmış onu. Önemli, önemine binaen çok çok iyice demek, iyice tam tabiri iyice ilahi adam olun manasına geliyor. Ne ile olacağız diye soruyoruz Allah'a. Ya Rabbi nasıl olunur ilahi adam? Dedin ama bu emri verdin ama bunun yolunu da göster bize. Gösteriyorum hemen sonra bak ne diyor. Bima şöyle şununla olabilirsiniz Rabbaniyine. İlahi adam şununla olursun. Ne? Kuntum tuallimune. Size öğretilenlerle. Allah'ın size öğrettiği kitabın yolundan gidersen ilahi adam olursun. Ve ikincisi ve bima kuntum tedrusun. Ve sizin öğrendiklerinizle. Benim size öğrettiklerimle ve sizin öğrendiklerinizle ilahi adam olmaya bakın diyor Allah-u Teala. Demek ki şu bilgiye verilen önemi görüyor musunuz arkadaşlar? Ancak bilgiyle insan olgunlaşır, Allah'ına yaklaşır. Mükemmel insan olur. Bilgisiz bir adamın mümkün değil canım. Olacak iş değil. Şimdi bu ayet nereden geldi benim aklıma şimdi? Bak şimdi burada oradan getirdi beni buraya. Dedi ki hoca Rabbani olmanın yolu tedrisattan geçer, eğitimden geçer. Ve tuallimune kitabe, sana öğretilen kitaptan geçer. Yani Allah'ın bu Kur'an'dan geçiyor. Rabbaniyinenin olmanın yolu kitabı bilmekle ve bima kuntum tedrusun, sizin yaptığınız eğitimle olacak bu iş. Eğitim, bilgi dedi burada. İlahi adam. Ha bu ilahi adam olmanın bir yönünü de burada vermiş. Demiş ki benim sıfatımı uygulayacaksın ey kulum. O kitaptan ne öğreneceğiz? Şimdi bir daha soru soruyoruz Allah'a. Kur'an'a bir daha soruyoruz. Ya Rabbi dedin ki size öğretilen kitapla ve tedrisatla olursunuz Rabbani yine. O kitaptan ne öğreneceğiz diye soruyoruz işte bak burada söyledi onu.
affetmesini bilmeyen bir adam insanı kamil olamaz. O kadar basit. Bizde bundan yok değil mi? Hep kızıyoruz, kin saklıyoruz efendim. Nefret ediyoruz öyle. Bizim içimiz yılanlarla, çıyanlarla kaynıyor. Bunun bir benzerini söylemiş ta 4. yüzyılda, onu anlatmıştım size. Orada iki kavramı izah ediyor. Yukarıda mutteki, aşağıda muhsin. Bir evvelki ayetin sonu mutteki ile bitiyor. Bir sonraki ayetin sonu muhsin ile bitiyor. Orada 4. vasıf olarak ne diyor biliyor musunuz? Vel afine aninnas. İnsanları affeden adam. Bak aninnas diyor. İman edenleri demiyor. Tüm insanlığı, dini, imanı ne olursa olsun insanı affetmesini bileceksin. Evrensel bir kanun koyuyor da. Öyle sadece arkadaşını, Müslümanı falan değil ha. İnsanı affetmesini bileceksin diyor orada. Orada onu söyledi. Oraya şimdi o ayete gitmeyeceğim. Çünkü o ayete bir evvel gitmiştik, bir ara uğramıştık oralara. Ne oldu? Ezan mı? Ya bunu doğru düz bitirelim ya. Eli kulağında deme ya. Eli kulağındaymış. Şimdi ne anlattık bugün? Aşağıdakileri bitiremedik. Gelecek hafta bitireceğiz onları. Çok ilginç şeyler var aşağıda. Kaç tane şey var? 1, 2, 3, 4 tane daha. 5 tane daha. 6 tane daha vasıf var burada şimdi. Kaç tane vasıf saydık? 5 tane. 2, 3, 4 tane pardon. 4 tane vasıf saydık. 6 tane daha verecek şimdi Allah-u Teala. 10 tane vasıf sayıyor. Sayıyor. Güzeli yakalamanın, daha kalıcı olan değeri yakalamanın, iyi yakalamanın davranışlarını veriyor burada işte Allah-u Teala. Şimdi bugün ne anlattık? Geç gelen arkadaşlarım için bir ana fikri toparlıyorum. Yüce Allah dedi ki, dünya ile ahiret arasındaki ilişkiyi ve buradaki tercih kelimesini neyi tercih edeceğinde şaşıran adam imansız adamdır. Şaşıran. İmansız şaşırdı daha doğrusu. Ama Müslümansa daha iyi, daha kalıcı olanı, hayrun ve ebka, daha iyi ve daha kalıcı olanı yakalar. Kim yakalar diyoruz ayete, sorduk soruyu bugün. Dedi ki Allah, iman edenler. Başta bir. İmansız iyi yakalayamazsın diyor Allah-u Teala. 2. Rablerine tevekkül edenler. Yani bütün çalışmaları, imkanları hazırlayıp da o problemin çözümünü Allah'a bırakan adam. İnsana değil, Allah'a bırakan adam. 2. 3. وَالَّذ۪ينَ يَجْتَرِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ. Büyük günahlardan ve fuhuştan kaçınanlar dedi. Günah-ı kebahi anlattık. İnsanlara rahatsızlık veren, toplumun düzenini bozan ne varsa günah-ı kebahin içine giriyor. Böyle öyle 3 tane 6 tane günah-ı kebahi varmış, bu yanlış. Ha, fevahişeyi ayırdı burada, özel olarak zikretti. Zinayı ayırdı burada, fuhuşu ayırdı burada, özel olarak söyledi onu. O da günah-ı kebahin içinde ama ona ayrı bir yer verdi. Günah ki bu fuhuşun ne olduğunu...